Tadım tavsiyeleri hoş geldiniz. Merhabalar. Bugün sizlere akorları göstereceğim. Hem de bildiğim tüm akorları. Ama maalesef kendi yöntemimle göstermek zorundayım. Çünkü akorların isimlerini bilmiyorum. Sadece çaldığım akorları gösterebilirim. Keşke Emre abi olsaydı da bildiğim bu bütün akorların isimlerini size tek tek söyleseydi, biliyor musunuz? Geldim. Emre abi. Geldim güzellik. Hoş geldin ya, nasılsın? Hoş bulduk. Sen her zaman yardımıma koşan Emre abi bu videoda da yardımıma koştu. Unutmayın, sizlere bir şeyler gösteriyorum ama herkesin bir hocası vardır. İşte bugün Emre abi burada benimle beraber. Hoş geldin Emre abi. Yardımıma telepatik yöntemlerle geldin herhalde. Bu ermişliğinin, bu bilgeliğinin özelliklerinden biri olsa gerek. Tabii bugün uçmayı ve ışınlanmayı öğretmeyecek Emre abi. Bu ileriki tavsiyelerimiz de olacak. Bugün bildiğimiz, benim bildiğim bütün akorları bugün Emre abiye soracağım ve Emre abi bizi daha da aydınlatacak, sorularımıza daha çok soru sormamıza neden olacak. İyi mi bir şey yapacak, kötü mü bir şey yapacak bilmiyoruz ama. Görelim akışta. Hep beraber görelim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Çok mutluyum seni burada gördüğüm için. Teşekkür ederim, ben de. Çağırdığın için sağ ol. Ne demek. O zaman başlayalım. Tamam. Önce izleyicilerimiz için basitlerden başlayalım. Tamam. O zaman basic akorlardan başlıyorum. İsmini ben de biliyorum. Mi majör, doğru mu biliyorum? Evet. Oley. Şimdi ben hep solü böyle basıyorum ama şimdi böyle basayım. Bu sol majör. Evet, öbürü de sol. Öbürü de sol değil evet. mi? Evet. Bu ses çünkü sol majörün içinde, İçinde. Evet, beşlisi. Harika. Do majör. Do majör. Re majör. Re majör. Re majör 7. Eğer fa diyezi çalarsan. Çalmazsan la majör. Yani tizdeki... Anladım. Çevrim olur. Fa diyez minör 7 de olur. Re majör 7 konumunda da olur. Bu eğer re baslı olursa. Ama la baslı olursa la majör. Yok, böyle çalmıyorum. Böyle çalmıyorum. Ben bunu çalıp altı boş bırakabiliyorum bak. O zaman şu an la majör çalıyorsun. O skillim var. Bu parmağım artık evet, iyice. Evet, şu la majör. Hadi şöyle bak. Bunu yapamıyorum Emre abi artık. Bak benim ellerim sığmıyor. Hiç önemli değil, böyle olur. Bu la majör ama fa diyezi alırsan o zaman fa diyez minör 7 gibi duyulur bu. Evet, bunun bir çevirme. Alt dört derdi. Ne kaldı bu basit akorlar? La minör var. La minör var. Şimdi buradaki akorların hepsini buralarda da çalmaya çalışıyorum istersen. Bu çevrim demiştik ya, çevrim evet. Konuşmuştuk. Hatta demiştik transpoze ederek zaten hepsini çalabiliriz. Mi majörü başka nasıl şekillerde çalabiliriz? Buradan var. Evet, kök ses la telindeki mi majör. Mi telinde bu oldu. Ama şöyle de mi majör basabiliriz. Do majörü evet. De. Evet, aslında evet. Buradaki bütün açık akorları, re majörü, do majörü, sol majörü, evet. La majörü, evet. Bunların hepsini mi majörü olduğu gibi transpoze edebiliriz. Do'yu transpoze etsek mi majör böyle olur. Kök ses burada. Aha. Dolayısıyla mi majörü böyle basarız. Evet, onu fark ettiğimde çok hoşuma gitmişti. Böyle bilmiyorum, ne bileyim 3-4 sene önce çalarken dedim ki bunu dedim böyle bu şekilde transpoze edip bütün akoru kaydırarak aslında. Çünkü şey dedim içimden, mesela nasıl mi majör çalıyoruz, atıyorum la'yı getiriyoruz, la majör oluyor. O zaman bu do'yu da kaydırabiliriz yani ama hep böyle çalıyoruz tabii, böyle öğrendik ya. Parmakları değiştirip bareyi basacak. Evet. Peki, hadi biraz zorlaştıralım. Mi majör 7. Bıraktın evet. Anlamının en güzeli. Dominant 7. Dominant 7. Na 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 na. Nerede? Na na na. Şimdi burada düşüyoruz. Buradakileri öğrenebilir miyim isimleri? Şimdi fa diyez minör. Evet. Fa diyez minör maj 7 oldu. Minör maj 7. Minör maj 7. Bir daha düştüm. Fa diyez minör 7 oldu. Bir tamam. Daha düşersen 6'lıya kadar gidersin. Evet. Bu ne? Bu da fa diyez minör 6. Bunu alıyor musun Ege bak? Bir benden al. Bir de Emre abiye al şu an. Tamam, şu an sen diyeyim hocam. Tamam. Ben böyle basıyorum. Biraz evet. Kötürüm basıyorum. Yo yo, güzel. Doğru. Bir de Emre abiye alalım. Hemen oraya. Hı.
Ha, sen yukarıdan parmak alıyorsun. Evet. Bunu böyle indiriyorsun. Hı-hı. Anladım. Benim baş parmağım uzun olduğu için söylüyorum. Aslında burada şeyi basitçe konuşabiliriz. Mesela neden maj 7, neden minör 7, neden ya da dominant 7, tamam. Majör 7. Tamam. Ya bir akorun ya en kolay bunu algılamak, bir akor do majör 7. Majör 7 olması için kök sesten yarım sesteki pesi bu akora eklemem lazım. Yani do majörden yarım ses peste majör 7'lisi var, si. Aslında majör gamın 7. derecesindeki sesi ekliyorum ben. 2'den 1 yarım, 3'den 1 yarım, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7'deki 7. sesi ekliyorum. Si'yi eklediğim zaman oldu do majör 7. Eğer ben bir tam ses pesi olan si bemolü, ki majör gamda yok, 6 ile 7 arasında bemol 7 var. O bemol 7'yi buna minör 7 kısmına eklersem, o zaman do mi si bemol oldu, dominant 7 oldu. Herhangi bir akora majör 7'nin sesini eklediğim zaman, o zaman majör bir akora, majör 7, minör 7 sesi, yani kök sesten bir tam ses pesteki sesi eklediğim zaman dominant 7 oldu. Bu yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu majör 7. ses. Majör 7 oldu. Bu da dominant 7. 7, bemol 7. Bemol 7'yi bastık burada. Bu işte dominant şey değil mi? 7. Evet, 7. Do'yu C7 yazıyorlar mesela. C7. Okunuşu Do dominant 7. Do dominant. Do 7. Evet. Ama Do majör 7 değil. Onun için maj ya da üçgen. Üçgen. Onu öğrendim senden. Evet. Üçgen. Böyle de çalıyorum. Evet. Bu da sevdiğim. Bu da Do majör 7. Açık akorlardan. Açık akorlardan. Bir de bu var. Si dominant 7. Bu çok güzel. Evet. Si dominant 7. Ben bir senden daha güzel cover yapmıştım hani. Kimseyi görmedin mi? Evet, C7 akoru. O açıklığı seviyorum. Eğer mi eklersen, mi de eklersen başka bir akor olur. Yani bir akorun içerisinde bir ses eklediğinde akorun başka bir tansiyonu geldiğinde ya da... E diye mi yazacağız mesela? Eğer 7 varsa E diye yazmayız. 7 yoksa... Mesela diyelim Do, Mi, Sol, Do majör ya. Ben bunu Re'ye eklersem... Do, E, 9 yazarım buna. E, 9. Çünkü 9'un sesi. Evet. Ama eğer bu akorda Do, Mi, Sol, Si'ye yani Do majör 7'ye yere eklersem o zaman E, 9 yazamam. O zaman Do majör. Bu Do majör 9'da olmuş oldu. Yedilisi olan bir 9'du bu çünkü. Yedilinin yedili olduğunda E demiyorum. Yedili olmadığında eklediğime E diyorum. Bu akorun ismi? Do majör 9 akoru. Bu da çok sevdiğim bir akor. Peki bu alt telleri boş bırakırsak, bunu çünkü böyle kaydırmayı çok seviyorum ben. Tabii bir sürü başka akor çalmış oldum. Şimdi bu eğer alt teli boş bırakırsan bu zaten Do, Mi, Si, yani Do majör 7 oldu. Do majör 7. Bu Do majör 7. Re'yi attığın için Do majör 7 oldu. Atmasaydın Do majör 9 olurdu. Şimdi nereye kaydırdın? Neden? 9. ses. 9'un sesi geliyor. 9-2 demek aynı zamanda. Majör gamın. Peki 2, 3... niye sas olmadı? Çünkü maj 7 içinde olduğu için. Üçlü var. Sas olduğunda üçlü olmaz. Mesela 1-3-5 dediğinde majör akordan bahsediyoruz. Triyattan. Do, mi, sol. Ama eğer do, re, sol olsaydı, üçlü olmasaydı bu sas 2 akor olacaktı. Ya da do, fa, sol olsaydı. Bu da sas 4 akor olacaktı. Diyorum ki ben 4. sesi ekledim. Sas 4 oldu. 2. sesi ekledim. Sas 2 oldu ama 3 yok bunlarda. Anladım. Bir akorun majör mü minör mü olduğunu gösteren karakteristik sesi 3. Eğer do mi aralığı varsa majör 3'lü akor, do mi sol majör akor oldu. Mi bemol olursa bemol 3, o zaman do mi bemol sol oldu. Bunların her birine tansiyonlarında, yedilerinde, dokuzlarında ekleyebilirim. Anladım. Peki bir dakika. Evet. Sol maj 7. Bunlar sevdiğimiz akorlar. Drop 3 çevrim ama bu. Yani bu bir çevrim. Sol majör 7 akoru. Nasıl drop 3? Yani çevrim akorlar var. O birinci inversion, ikinci inversion. Sonra onların pesi atılmış ikinci sesleri yukarıdan yazılan portede çevrim akorlar. Bir dakika, oraya kadar girmeyelim Emre abi. Ama sol majör 7, tamam. Çevrim olarak bakmayalım bunlara. Sol majör 7 var. Tamam, bu sol majör 7. La minör 7. La minör 7. Çünkü 7 dememizin nedeni şu karar sesini basmadın. Evet. Yukarıda bastın ama var iki tane. Bir tane yeter. Tamam.
Dominant 7. Dominant 7 değil mi bu da? Sol maj 7. Aynen. Sol maj 7'yi buradan da basabilir. Tabii, buradan da basabilirsin. Ha evet evet evet. Buradan da basabilirsin. Bravo. Bu da sol maj. Onu bilmiyorum işte. Sol, re, fa, diye, si. Şimdi ilk önce şunu gösterelim. Bu nasıl burada mesela do majörü maj 7 yaptık. Burada bu akoru buradan kaydırdık. Doğru mu Emre abi? Evet. Pardon. Falan. Dur bakayım. Buraya oldu. Geldik. Evet bu. Heh. O sol majör. Kaldırırsan sol majör 7. Evet. Aynı kuralı kaydırıp sole kadar getirdik. Parmağımızı çektiğimiz an 7 oldu. Doğru evet. mu? Burada da la üzerinden çaldık. La teli üzerinden. Başka ne var? Bir tane eğer daha çevrim da bakarsan bu da sol majör idi mesela. Droplara girmiyorum ama sol majör 7 şekillerinden biri. Hı-hı. Bu da sonuçta alt 4 teli kullanarak. Aslında bütün telleri ben kullanarak bir şey çalabildiğimiz gibi. Dörtlü tel gruplarında da böyle bir gitarı. Alt 4 tel, orta 4 tel, üst 4 tel. Yani hiç bas telini çalmadan tellerin farklı yerlerinin farklı bölümlerini kullanarak çeşitli çevrimler yapabiliyoruz yani. Mesela mi majör 7. Evet bunu biliyorum. İşte bu mi majör 7'nin kaydırılmış hali sol majör 7. Evet şimdi onu diyecektim. Evet. Ben onun mi halini biliyorum diyecektim. Ya da şöyle bak mi majör 7. Bak şu da mi majör 7 ama üçlüsü peste sol diyez şu parmakta. Bak evet. Bası çaldığım an mana buluyor ama ilk başta alışık olduğumuz bir çevrim olmadığı için nasıl yani? Evet eğer basta mi varsa tamam. Ama bu şimdi sol diyez bütün baslı. Bütün mi majları basalım mı? Ben bildiklerimi basabilir miyim? Mesela bak. Bu mi maj 7 mi? Nereden bastın? Evet. Doğru değil mi? Evet. Tamam. Doğru. Çekiyor musun? Evet. Tamam. Basıyorum. Biraz daha dön bana. Heh. Çekiyorum. Evet. Hazır mısın? Evet. Bir majör 7 burada var. Tizde. Bir burada var benim evet. dediğim. Bir burada var. Başka bildiğim yok. Ya o kadar çok var ki. Yani mesela şöyle bir şey yapıyordum. Bir dakika. Bir dakika. Bir sabah. Hani böyle bir şey vardı. Bir de neydi? Ha? Bu ne? Bu ne? Hangisini bastın? Yok. Şunu basıyorsun işte. 6-9 bastın. Bak mi'ye göre üçlüsü var, altılısı var ve dokuzlusu var. Şu anda mi 6-9 basıyorsun. Bunu aynısını sole taşırsak da hayır, sol ediyorum. Pardon, yanlış oldu. Sen tabii sol dediğin an basabiliyorsun da. Si'ye taşıdığımızda ne oluyor? Akor bu mu oldu akor şimdi? Şunu basıyoruz değil mi? Yani sol diyez, do, la. Evet. Tamam, yine altılısı var. Mesela la'dan göster daha kolay olsun. La, fa diyez, si, mi. Bak, fa diyez altılısı, si dokuzlusu, mi beşlisi. Kaydırdığın zaman bu da öyle. Bunu da Raon Bido'nun bir videosunda görmüştüm ve şöyle kullanıyor. Mesela şöyle. Ama bu şu akor başka. O başka. Mesela o do majör 7, diyez 11 var onda. Do majör hatta 11'lisi var. Diyez 11'lisi altta fa diyezi çalarsan. Tam ismi ne? 6'lısı. Buna çaldığın sol bastan versem ne olur ismi? Sol basından verirsen İsim bak, alamıyoruz. O kadar çok açıklıyor ki Emre abi. Yok basa göre ismi ya. Tamam biliyorum. Mesela direkt solden bunu çaldık. Çaldığımız notalar eğer sol, mi, la, re ise sol 6-9. Ama alttaki fa diyezi de çalarsan. Yani sol, mi, la, re, fa diyez. Bak sole göre majör 7 sesi de geldi. O zaman hem 9 var burada. La'dan dolayı. Hem 6 var, 13'lü var. Hem de fa diyez var. Peki sadece mi hariç burayı bassak? O zaman sol, 6, 9 akorunu çalmış oldun sen. Sol, mi, 6'lısı, la, 9'lusu, re, 5'lisi. Şimdi burada üçlü yok ya. Mesele burada. Buna ben 6-9 mu diyeyim? Yoksa işte 6-9 mu diyeyim?
Üçlü yok ya burada. Tamam. Bu pratikte çalarken ikisini yerine kullanabiliriz bunu. Eğer tonda si notası varsa, sol majör tonuysa ya da si'li bir şeyse zaten basmasak da olur, o sorun değil. Bazen genişletebiliriz, daraltabiliriz, akorları çevirebiliriz. Ama bu 6-9 akoru baktığımız zaman. 6-9. Evet. Peki şu Emre abi. Bunu bir çarptırma yapıyoruz. Şurası, böyle. Şu kadarını çarptırma. Hem majör 7'yi alıyorsun sol'e göre. Hı hı. Sol, si, re, mi. Sol 6'lı oldu sadece. 9'lu yok burada. Sonra 9'lusunu da ekliyorsun. Sol majör, 6-9. Çok hoş, benim sevdiğim akorlardan. Evet. Bunu basarak zaten üçlüsünü verdin. Beşlisi burada, altılısı burada. Sol altılı. Bak, zaten tek başına sol altılı. Burayı böyle basıyorsun, doğru mu? Evet, ama sen biraz daha şöyle yaptın ya. Si, la, çok güzel bir şey yaptın. La'yı bununla aldın, evet. Ha, peki, şeye geçsek. Ha, sen sadece burayı kullanmadığın için ben otomatik direkt böyle kodlamışım kafamda. Alttaki fa diyezi nasıl olsa buradan veririm istersen. Tabii. Ben böyle akoru hep kafamda şurayı hizalayarak Emre abi çat diye buradan kodlamışım. Sen tabii bildiğin için sadece buraya bastığını. Evet. Gereksiz bir eforun yok. Peki bunu do'ya geçirsek? Do, 6, 9. Bu da do 6. Evet, ama fa diyezi vermedik. Verseydik diyez 11 olurdu. Şimdi bu akor lidin akoru. Bu tamamen lidin akoru. Çalabilir misin lidin peki üstüne? Tabii. Peki bunu en alt teli vermezsek do 6-9. Evet, do, mi, sol 6-9. Do 6-9. Evet, ben de ilk defa öğrendim. İsmi 6-9. 6/9. Evet. Yes. Tamam. Şu akoru çok seviyorum. Bu mi majör E9. E9. Mi majöre, çok güzel bir akor. Mi majöre 9'usu fa diyezi ekledin ama 7'li olmadığı için bu akorda. Yani re diyez ya da re sesi olmadığı için bu olmadığı E9 dedik. Bu var çünkü. Evet. Hayır, bu da yok, bu da yok. Bu yok işte. Re ile ilgili bir şey yok. Dolayısıyla 9 oldu. Sen sadece ilave ettin. Peki sas 2 niye değil? Do hani. Pardon. Do sas 2 mi? Ha, çünkü buraya... Mi'ye göre fa diyez ikilisi. Fa diyez. Fa diyez. Mi'nin ikilisi ekledin ama üçlüsü de var burada. O yüzden sas diyemiyoruz. Sol diyez. Ya buna mi sas 2 diyemiyoruz. Neden diyemiyoruz? Ha, neden? Üçlü olduğu için. Bak, üçlü olmasaydı mi... Fa diyez, şurası sas 2 yani, olsaydı. Şurası. Şöyle olsaydı, bak, mi, dı fa diyez. Beşlisi olsaydı diyorsun. O zaman şu sas 2 olurdu. Ne güzel akormuş. Demek böyle çıkıyor bu akorlar. Evet. İhtiyaçtan. Ama sen sol diyezi bastın, üçlü olduğu için o zaman 9 dedin buna. Yani tamam, anladım. 2 zaten 9'a tekabül ediyor. Evet. Birden... 8'de tekrar en başa 8, oluyor. 8-1. Do, re, mi, fa, sol, la, si. 8'de tekrar do oluyor, re oluyor. O yüzden 9'lu dedi. 4'lü 11, 6'lı 13'lü mesela. Hı-hı. O da kolaylık olur. Üstüne 7 ekliyoruz değil evet, mi? Evet, hep 7 ekliyoruz. O 11'li ya da 13'lü diye yazarsa o üstüne çoğunlukla ve %100 olarak 7 ekleyince sonuca ulaşmış oluyoruz. vallahi aklımda, ben de şimdi senin karşına heyecanlandım. Başka akor aklımda kalmadı. Akorlar için şöyle bir şey diyebiliriz. Mesela do majör 7 akoru diyelim ki. Bir tamam. Akor basalım. Do majör 7 akoru. Basit bildiğimiz. Bu bir do majör 7. Ama mesela şöyle basarsam do majör 7 olur. Bu akorla o akor aynı mıdır diye konuşabiliriz. Tamam, konuşalım. Ya da işte sol, do, mi böyle bastım. Si'yi şuradan aldım. Bu da do majör 7. Eğer akorun bası değişiyorsa, akorun yapısı, niteliği değişmiş oluyor. Bas aynı sesler Türk sesi bile. Yani değişiyorsa. Evet, ama bas aynı kalırsa, içerisindeki sesler değişiyorsa nitelik aynı kalır. Hı hı. Mesela do baslı mi sol si, do baslı sol si mi, do baslı sol mi si
Hep nitelik olarak aynı. Ama bası değişti, mi baslı olursa bu sesler, do majörü de akordundan farklı bir voicing oluyor. Aslında sesler aynı. Ben seslerin sıralamasını değiştirdiğim için voicing, tını değişiyor. Örnek gösterebilir misin? Tabii, mesela şu do majörüydü. Bak şu da do majörüydü. Başka bir yerde. Şu da do majörüydü. Başka bir yerde. Bunların hepsinin tınıları farklı. Evet, şu da. Drop 3 gibi düşün. Bu da tel atlamalı. Bu ne güzelmiş ya. Nerede? Ya da 2-4 gibi düşün. Sol, do, ama yeri farklı değil mi? Mecburen, çünkü basını değiştiriyorsun. Hmm. Yani içerideki yapıyı değiştirdim ya, voicing. İhtiyaç tını değişmiş oldu. Buradaki başka bir tını, mesela buradaki başka bir tını oldu. Şuradaki başka, voicing sıralaması, özür dilerim, do majörü alacaktım. Şöyle. Buradaki de başka oldu. Yani üstteki baslar değişiyor aslında ama akorun kendisi değişmiyor. Sesleri değişmiyor, doğru. Ya mesela... Ama nitelik değişiyor. Geçen nitelik? Yani voicingleri sen sıraladın ya, değişik bir voicing aldın. Çünkü ihtiyacın o tını, o do majörü değil, öbür do majörü istiyorsun. Bak değişti aslında, farklı iki akor gibi değil. Yani o do majörle öbür do majör aslında sanki iki ayrı akor gibi. Aynı evet, sesler ama. Evet ama aynı sesler. O yüzden niteliği değişiyor. Niteliği değişiyor, evet. Şimdi anladım, teşekkür ederim. Mesela geçen gün, demin hatta bugün şu an sana gösterdim kayıttan önce. Bir video gördüm, diyorum ki bu kadar kalın sesler nasıl çıkıyor gitardan, acaba bariton gitar mı? Diye videoyu izledim. Hayır. Hiç alışa gelmemiş. Basçının kök sesleri çalmasının rahatlığıyla mesela şöyle akorlar basmışlar. Böyle burada oluyor bu. Evet, onların hepsi bir akor. Mesela o şimdi do, mi, sol ama o. Sol bastı do majör. Evet. Şimdi burada bastığımız şey aslında bunu mesela aynı anda sen istersen aşağıyı bas. Ben yukarıyı basayım. Yani burada anlatmaya çalıştığım şey, ben bu akorlara hiç alışık değildim. Bir gitarist olarak do deyince aklıma bu gelir, do. Ya da böyle sollü do çalarım, böyle hani arkamda kimse yoksa. Zaten elim de artık hep böyle gidiyor. O bana daha iyi geliyor. Hani üstünde tel olsa onlara da basacağım. Hani anlatmaya çalıştığım şey şu. Senin anlatmaya çalıştığın şey sanıyorum çevrimler yani. Mesela üst telde kullanabiliriz akorları. Evet. Daha aşağıdaki tellerde voicing yapabiliriz. Evet. Mesela demin... Tel de atlayabiliriz. İlle sıralı alt dörtte olacak ya da üst dörtte olacak diye. Hatta demin bana dedin ki mesela la, sol, fa, mi çalıyordun. Bunu çok daha cazi ve şey tınlatabilirsin. Şey, tansiyon ekleyebiliriz. Mesela bu biri la minör, sol majör, fa majör çalıyorsa. En basit tansiyonlardan ama bahsediyorum. La minör F9, bunu, bir dakika, sol 13. Bir dakika, yavaş bir dakika. Yavaş çekim yapamam seni Emre abi, tamam. Bir saniye. La minör. Çalan do majör tonunda olduğumuzu düşünelim. La natural minör. Evet. Do majör tonun akorlarımızı bildiğini düşünelim. Birinci derecede majör 7, majör 9'lu işte gibi akorlar olabilir. Hı. Altılı olabilir. 2 de minör 7, minör 9, minör 13. Hatta minör 11'i de katabiliriz ama şimdilik katmayalım. Üçüncü derecede minör 7 olabilir. İşte dördüncü derece majör 7, diyez 11 ya da majör 7, Lydian. Beşinci de dominant. Dominantın bütün yapıları olabilir. Altereler de işin içine girer. Ton dışından tansiyonlar da alabiliriz. Ama diatonik düşünelim. Bütün bu derecelerdeki akorları biliyorsak, bu parça do majör tonunda 6, 5, 4 diye gidiyorsa ya bu da kadar. Mi de varsa olsun, 6'ya olmasın, gidiyorsa mi varsa 6'nın 5 7'si olur. Tamam. Olmasın şimdilik. Secondary dominantları da bırakalım. La, sol, fa. Başka bir eşlikte de... Ben çalayım la'yı. Nasıl bir ritimle çalayım? Bu iyi mi? Bu senin çaldın şimdi. Tamam. Şimdi ben de la minör 9 çalacağım. Sol 13. Maj 7, diyez 11.
Tabii. Sen fa majör çalıyorsun. Fa majör 7 de olur. Ben ikisini birden aldım. Fa majör 7 ve diyez 11. Hem mi. Aha, şöyle. Şu do'yu kaldırdım. Fa, la, si, mi. Maj 7'yi aldım. Yani şuradaki... Ya da şu da olur. Senin gösterdiğin gibi de olur. Yo, anladım ben seni. Şu... Aslında parmaklarımız farklı gözüküyor da... Burada sadece bir sesi sanıyorum... sesi yarım ses geriye aldım. Evet. Ya gitarda durum şöyle... İlk baktığında ne çalıyor lan falan diyorsun. Aslında gitarda akoru anlamak değil de... Mantığını anlamak çok daha iyi oluyor. Mesela... işte şöyle çalayım. Nasıl çalındığını unuttum artık. La majör 7. Mesela... La majör 7. Oldu. La maj. Evet. La maj 7, dominant 7. Evet. Mesela aralarında çok büyük fark varmış gibi. Şurada mesela şu do üzerinden çalarsak sanki bak binlerce fark varmış gibi oluyor. Halbuki dikkatli baktığında sadece bir sesi kök ses ve kök re sesi aşağı alıyorsun giderek. Evet. O re majör 7. Re dominant. Re bemol yani do diyez notası ve do'yu katıyoruz o kadar. Hatta mesela la'dan düşsek da 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 diye. Evet. Da, o zaman la majör. Evet. Da. Şimdi burada düşünce ben şimdi insanları gösteriyorum. La majör 7 tamam. La majör 7 şimdi la majör pardon. La majör 7. Dominant 7. Allah sonunda yanımda biri var. Sonra videolarda diyorum ki onu yanlış yazmışım falan. Yani demek istediğim şey şu. Aslında burada sadece bir ses düşüyor. Onu doğru basabilmek için parmaklarımızı değiştiriyoruz ve hani insanlar diyor ki abi ben bunu hiç yapamayacağım. Hayır. Mantığını anlasalar, sistemi anlasalar aslında kendileri basmak için en doğru yolu nasıl basabilirim diye kendisi bile bulabilir insanın. Yani aralık bilgisi çok basit bir şekilde çözer bunu aslında. Bir akor formülü bilmek, bir de aralık bilgisi. Aralık bilgisi hani majör ton, birinci derece, ikinci, üçüncü derece, ikilisi majör dokuzlu, majör ikili, üçlüsü majör üçlü, dörtlüsü on birlisi, tam dörtlü, beşlisi tam beşli, altılısı on üçlüsü, majör altılısı, yedilisi majör yedi. Aradaki sesleri de bilince zaten akora ne eklememiz gerektiği çıkar. Evet. Yani böyle hangi sesi duymak istiyorsanız o sesi çalmanız gerekiyor ya. Mesela geçen bu bir rüyayı çalıyordum. Benim bir tane parçam var şimdi. Bunu istedi şimdi kalbim. Şimdi çevrim basacağım. Yok. Ha çok güzel. Minör 9. Aslında şöyle. Minör 9. Ama bu çok arkaya tekabül ediyor ya. Şimdi diyorum ki çevrim basacağım mesela. Bunu gelince buraya da mesela ya da sen bu tarafı çal. Şunu mu çalayım? Mi normal mi? Bam 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 bam. Sonra da ha geldi. Şimdi bunu basıyorum. Buradaki şu sesle çakışıyor. Evet, şöyle yapabilirsin. Aslında bastığın şey doğru. Hı hı. Sen de şuradan şunu alabilirsin. Evet, bak şimdi aynı anda yapabilirim. Son, iki, üç, dört. Ben bu voicing'in teoride doğru olduğunu biliyordum ama tınısı, ikisinin yan yana tınısı hoşuma gitmedi. Evet. O yüzden farklı şöyle bir tınılar. Şey yaptım. Şöyle bir şey yaptım. İki, üç. Yaptım. Bu da olur. Ben bunu arayıp buldum mesela. Hani anlatıyordum ya şimdi. Hani beraber diyorduk ya işte o sesi bilsen onun üstüne ne koyacağını da bilirsin. Kendi kendine yaratabilirsin. Hani böyle aradım mesela bunun içinde. Pardon. Aradım. Farklı iki akor bile olur bazen. Tansiyonlarını alırsın. Ben tansiyonsuz çalarım. Bu da olabilir. Nasıl? Yani nasıl? Farklı iki akor. Bir akor üzerinden düşünsek farklı iki akor bile çalınabilir. Mix edilebilir. Örnek. Hangisini çalayım senin için? Sen mesela bana. Sol 7 akoru var değil mi? Blues çaldığını düşün. Birinci derece sol 7. Sonra gideceğiz ya do'ya. Sol 7 yerine üçlüsü sol 9 gibi düşünüp üçlüsünden biri ikinci bir evet. Si minör 7 bemol 5 çalabilir. Ali gibi. Deniz Kardelen bunu bana öğretti. Bu çok iyi bakın. Bu biraz advanced bir şey ama bunu kesin öğrenmeniz lazım. Bu
Bu okurun ismi ne? Bunu da öğretelim. Bu dokuzlu. Dokuzlu. Evet. Mesela... Bütün sesler dahil ki, mi? Evet. Diyelim ki biri sana dokuzlu bastı. Yani iki şey çalabiliriz buna. Bu Do 9 yani. Evet, bunun ismi Do 9. Çok karmaşık. Dominant 9. Oh, çok güzel. 1, 3, 5, bemol 7, 9 var. Oh, çok güzel, harika. Şimdi buna ikinci eşliği düşün. İkimiz de çaldığımızı düşün. İki gitar var. İkimiz de Do 9 basmamıza gerek yok. Çok aynı olacak. Hep aynı bağıracak o sesler. Mesela mi minör 7, bemol 5'i bir basitleştirelim önce. Mi minör 7, bemol 5 Do'ya atabilir diğeri. Tansiyon vermek istediğinde 13'lü basabilir. Do 13 gibi ama bak hiçbir şey yok. Mi minör 7 basıp... Bu ses mi yapıyor 13? Evet. Evet. Do'ya göre ya, akor orada Do. Do ile ilgili bir akor. Basımızda Do var. Biz mi minör 7 bemol 5 bassak da... 6 oldu. 6'ya 7 ekledim, 13 oldu. Evet. Oradan oluyor değil mi matematiği? Evet, ama burada mi minör 7 bemol 5'te 7 var. 6 ekliyorum. Do'ya göre 6. ses 13 oldu. Tamam işte 6'ya 7 evet. ekledim, 13 oldu. Hani da ra 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 da. Evet. Tamam. Şimdi Do'ydu, unutma. Bas belirler her şeyi. Hı hı. Do burada olduğu sürece ya da biri çaldığı sürece ben mi minör 7 bemol 5 bastığımda bu akor tüm o ikisi birleştiğinde zaten Do 9 akoru. Şimdi 4. derece subdominant 7 blues çalıyorum. Ona gene 13'lü yapıyorum. Bak Do'nun üzerinde hala çalabiliyorum şuradayken. Ama mesela bunu bir çekersen sole. O zaman artı 5 9 akor olacak şimdi. Bak artı 5 sole göre bu artı 5. Sen anlatacağın bir şey var mı? Ondan sonra sorayım ben, heyecanlı değil. Tamam, yo estağfurullah, tamam. Evet, sol'de tamam. Başka bir şey olur. Şey sol diyorum mesela fa diyez. Sol'de başka, fa diyez'de başka bir şey olur o. Hı hı. Ha, fa diyez'de de mi değişir? Tabii. Şimdi aynı akor ya. Biz sol'den ama çalıyorduk. Ama majör oluyor orada da. Şimdi, heh, dur, tamam. Karışıyor ikisi. Tutuyorum sanki. Şimdi sol'deyiz ya. Do'ya geldik. Bu ton olarak 1-4 yaptık. Heh. Biz Do için önce konuştuk. Hı, tamam, ilk Do için konuştuk. Bu Do 9 akoru. İster buradan bas mi minör 7 bemol 5'i, ister buradan bas mi minör 7. İster buradan la'yı ekle. İster de şuradaki mi minör 7 bemol 5'e la ekle. Bu da aynı akor. Bu. Evet. Yani sen bu... nasıl basıyorsun onu? Bir dakika ya. Öyle mi? Yok bu. Yok. Önce şöyle bas. Mi. Mi. Si bemol. Re. Ve la. Evet. Vay anasını. Bu ne Emre abi? Şuraya göre Do 9 akorundayız. Hala Do 9'dayız biz. Kök şurada. Bunun ama üzerinde. Mi gibi duyuluyor. Do'yu kimse vermediği için farklı duyabiliyoruz da. Evet işte o kök sesi duymadan birisi kök sesli bir akor basarsa onun çevrimini basabiliyorsun. Yani sahip olduğun bilgelik ve notaların klavyedeki yerini evet, bilerek. Do'yu veriyor çünkü biri. Tamam, öyle düşün. O zaman Do üzerine düşünüyoruz. Ben burada kök seslerini basayım. Tamam. Sadece Do bas, sana şu mi minör 7 bemol 5 çalayım. Tamam. Hepsi oluyor bunların. 13, Do 13 oldu. Hı hı. Burada da basabiliyorum. Do 13 ha, bunun ismi Do 13 mü? Tabii. Evet. Zaten buradaki Do 13, burada da böyle 13. Sadece burada 9'lusu da var. Arkadaşlar bu akoru gösterdiğim bir video var. Onda da Emre abi aramıştım. Bu da çok güzel bir akor. Görüyor musun Ege'cim? Evet. Aşağıyı basmamız bir şey değiştirir mi? Dokuzusunu da eklersin. Dokuzusu. Başka bir voicing. Do 13 et 9 mu? Yok, Do 13 9. Do 13 slash 9. Öyle mi yazılıyor? Yok, Do 13 parantez içinde 9. Ama aslında birkaç tane disiplin, birkaç tane yazım şekli var. Do 13 yazdığında 9'luyu koyabilirsin de koymayabilirsin. Teorik olarak içinde yer alıyor. Pratikte koyup koymaman senle tamam, oradaki müzikle, duyumla, yani. Voicing'le ilgili. İstersen ama koyuyorsun yani. Matematiksel teorideki kural Do 13'ü de 9 var. Ama pratikte Do 13 deyince 13... Dostlar arasında, ayrı yılbukçular arasında. Evet. Onu basabiliyor muyuz? Evet. Ama Do 13 ise böyle de basabiliyor. Tamam. Hatta Do 13 ise basçı zaten bir trio'da Do çaldığı için buna da gerek yok. Çaldığın müziğin tarzı, stil de basacağın şey etki. Bak şu kadar yeterli.
Yani doğu zaten yani, var. Yani onu göstermemiz gerekiyordu. Hani bir basçı ya da böyle bir şeyin yürümesiyle beraber hani falan neyse yapamadım da. Yaptın. Doğu'yu, Doğu var nasıl olsa ben çalmıyorum Doğu'yu. Ben sana çalsaydım Doğu, sen böyle çalacaktın. Zaten bu kadar senin için yeterli olacaktı. Tabii. Bu üçlünün şöyle bir güzelliği var. Hiç elimi kaldırmadım bak. Doğu'ya göre 13'lü ama mesela fa diyeze göre bemol 5 olarak triton substitution fa diyez 7 diyez 9. Jimi Hendrix akoru. Jimi akoru. Evet, Jimi akoru oldu. Evet. Çok iyiymiş. Birbirinin yerine geçer. Triton substitute. He çok iyiymiş. Do 13. Fa diyez. Dominant 7 diyez 9 akoru. Bunun ismi Hendrix akoru olarak biliniyor. Öyle Hendrix çok kullandığı için. Teorideki ismi? Dominant 7 diyez 9 akoru. Dominant 7 diyez 9. Evet çok ilginç. Sadece basını değiştiriyorsun ve bütün... Evet. Birbirlerine bemol 5 aralık uzaklıktaki iki dominant şey gibi aynı kapı gibi anahtarını evet. Değiştirdiğin an başka bir yere çıkıyormuşsun. Evet. Yani. Ama zaten tınıları farklı. Ama yerine geçmelerinin nedeni üçlü ve yedili. Bir dominant 7'nin en önemli sesi 3 ve 7. Göster, yani göster Emre abi. Anlamamız peki. Lazım. Do 7 akoru var. Hı hı. Biri çalarken sadece şu kadarı çalman yeterli. Tabii. Evet. Demek ki 3 ve 7. 3 ve o 7. Zaman bunun yerine geçebilecek, Do dominant 7'nin yerine geçebilecek akorun en önemli sesi aynı zamanda bunu da barındırmalı. Çünkü bunun yerine geçtiği için bunun bu iki sesi olmak zorunda. Öyle pratik düşünelim. Tabii. O zaman ben fa diyez 7 çaldığım zaman, sol bemol 7 de diyebilirim. Sol bemol 7 çaldığım zaman benim bu iki sesim olması lazım ki var zaten. Hı. Bak fa diyez 7'de bu sesler var. Bu fa diyez 7'deki sesler de, do 7'deki sesler de en önemli sesler. Fa diyez 7'de de 3 ve 7'ye tekabül ediyor. Öbüründe de 7 ve 3'e. Birindeki 3... Triton substitute'ünde 7 olur. Üçlüsüyken? Evet. Mesela Do'daki üçlü mi iken triton substitute'üne gittiğim zaman minor 7 sesi olur. Hı hı. Do'nun 7'lisi bemol 7'lisi si bemolken triton substitute'üne gittiğimde üçlüsü olur. Dolayısıyla triton substitute'ündeki 3 ve 7 ile bu gene 3 ve 7. Yer değiştirmiş olarak aynı. O yüzden yerine geçebiliyor. Anladım. Hatta şöyle çalabiliriz Do'yu. Mesela Fa'ya gidiyor ya 1-4 diye. Hala Do'nun ölçüsünün içinde Sol bemolü çalıp Fa'ya gidebiliriz bak. Tabii tabii benim de çok oradaki antisipasyona göre iki vuruş mu bir vuruş mu o bize kaldı. Hatta orayı kullananlar var. Tabii. Yani. Aynı zamanda mesela buna göre artı beşmiş gibi de duyulabilir onu, duruma göre. Orayı bir kullanabilir misin Emre abi? Sen, bu uzun ama. İşte sen o arayı şu aradaki akoru kullanarak geçiş yapabilir misin? Sonra oradan dörde düşer misin? Bak. Şunu mu demek istedin? Bunun üzerine bir şey çalayım. Evet evet. Bir daha geçeyim tekrarlayarak. Şimdi bak oraya geçince yani burada yaptığım şey dominant 9'a lidin bemol 7 çalıyorum. Ne çalıyorsun? Do'dan fa diyez kalış süresine göre de değişir. Kromatik de çalabilirim de dizi söyleyeyim. Eğer uzun uzun kaldıysan burada lidin bemol 7 melodik minör 4. derece modunu sonra çalıyorum. Sonra buraya dönüyorsun. Sonra da gene blues'a giriyorum. Do blues'a giriyorum. Ha do blues. Şimdi, ben bir oradan peki bunun 4'üne gidebilir misin? Ha şey olarak mı? Akor olarak mı melodi olarak mı? Akoru hani... Ha tamam. Hani, çalayım tamam. Bunun 4'üne gidebilir misin diyorum. Hani.
Yani bir dakika, yani şu bir dakika anlatamadım. Dizi hani olarak. Buradan... gibi bir şey çalayım size. Hı. Tamam. Şeyi karar veremedik, son anda yakaladım seni. Kaç ölçü sonra geçecektim? Geçe. Tamam, sen bana göz bak. Peki. Yani lidin bemoli di çaldım. Dördüncü derecedeki yere gittiğinde ben artık doryana da geçmiş oluyorum. Aynı zamanda bu başka bir tonda da var. Hı hı. Baktığım zaman. Mesela si bemol tonunun beşlisi fa gibi. Dolayısıyla do üzerinden çalıp do minör pentatoniyi do dorian şekliyle de çalabiliyorum. Evet onu demek istemiştim. Bunu demek istedim herhalde. Dorian'a geç. Sonra dorian'a çünkü da 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 da. Yine blues'a geçtim. Evet. Dolayısıyla bir lidin bemol 7 çalıyorum. Do'ya geldim. Evet. Peki aklımda başka akor kaldı mı? O zaman burada şunu da çalabiliriz. Mesela tamam. Do 7'de half step, full step de çalabiliriz. Half step'i sonra geçelim. Tek ne olur onu sonra soracağım. Biliyorum daha geçen Ali Deniz Kardelen bana öğretip dedi ki bu 1000 dolarlık bilgi sana veriyorum şimdi dedi. Ya çok güzel söylemiş. Gerçekten öyle. Çünkü onu aralara katıp solo'yu böyle hani o Robin Ford'da ya da John Scofield'da ne yapıyor lan deyip konuya dönüyorlar işte onları hep böyle o alter. Mesela 5'te altere çalmak. Mesela sonra da... sonra tamam, ne olur ne olur ne olur. O zaman hazır mıyız arkadaşlar? Son bir kez akışı hızlıca en baştan alıp bütün akorları hızlıca Emre abiye soruyorum. Ve bildiğim bütün akorları size göstermiş oluyorum. Bu konuyu da bu videoda kapatmış oluyoruz. Hazır mıyız Emre abi? Hazır. Basitleri geçiyorum. Karmaşık olanları geliyorum. Oradayım ben. Evet Emre abi de kal. Sol minör 6. Do 9. Tamam. Sol dominant 7'li. Dominant. Majör 7'li. Sol maj 7'li. Bu da majör 7. O da aynısı. Sadece şey voicing'i değiştirip majör 7'sini tamam. Tize attın. Çevrim yaptın. La minör 7. Tamam. La minör 13'lü oldu şimdi. Bir basabilir misin Emre abi? Sendeyiz şu an çünkü. 13'lü oldu. Peki. La 13'lü oldu. Bu 13'lü. Çünkü burada minör 3 sesi 9 vardı. Burada majör 3 sesi do diyez var. Tamam. Tamam. 9 dedim do diyeceğim bu arada. Minör sesi do vardı. Evet burada da do diyez var. Tamam. Re majör 7. Tamam. Dominant. Dominant 7'li. Tamam. Şu akoru sorabilir miyim? Majör 7'li. Majör 7'nin çeşitlendirilmiş hali. Evet. Alttaki teller boş. Açık pozisyonla beraber, açık tamam. Tellerle beraber. Çok güzel bir tınısı. Çok mükemmel bir akor. Peki, şunu söyleyeyim. Do diyez minör 7'li. Do diyez minör 7'li. Minör 7-9. Minör 7-9 çünkü evet. Bu ses yok mu? Evet. Minör 7'ye 9 eklenmiş. Peki. Bu da fa diyez eğer basarsa fa diyez basarsa fa diyez minör 9'lu. Tamam şimdi bir de şu var. Ne bastın? Evet şu. Eğer si basıysa 9'lu var ve sas 4 var. Sas 4 evet. 9'lu. Bu pop ve böyle disco parçada. İki türlü yazabiliriz bunu. Duruma göre fonksiyonundaki bundan çıkacak gidecek yere göre. Hı. Bu akor la slash si. La majör triad slash si. Ama si'ye göre de yazabiliriz. Sas 4 9'lu. Ya 9 bunu ben 4. Kafamda şöyle kodluyorum. La majör basıyorum aslında ama bası si'ye getiriyorum. Tamam öyle düşünürsen la majör slash si oldu. Ama si bası da yazabiliriz. Sas 4 9'lu olarak da yazabiliriz. Tamam. Bunun en popüler yazılışı ne? İkisi de doğru. Ama aynı zamanda fonksiyon doğru. Akor yürüyüşündeki duruma göre de yazmak doğru. Mesela şöyle anlatayım. Bu la minör.
Böyle gidiyor anladım, ya. Anladım. Buna fa diyez minör di bemol 5 de yazabilirim ama öyle değil. Bu aslında la minör slash sol, la minör slash fa diyez, la minör slash fa diye yazmak yani, daha doğru. Yani kök sesin ya da çaldığımız parçanın durumuna göre evet, onu anlaşılacak şekilde oradaki fonksiyon, okay, orada voicing, tını, her şey için işin içine giriyor. Mesela mi majör üzerinden 5'e geldim ama si majör değil de bu şekilde geldim. Yani ya da buraya geldim. Böyle çalarsan dediğim ha, gibi si sas 4 9. 9 sas 4 de yazabilirim. Tamam. Si sas 4 9. Tamam. Aklımda demin la slash si de yazılır ama gittiğin akora gibi. Tamam. Göre değişir. Bir de şu kaldı. Şu ara geçişler var mı? Diminiş hani mesela akorlar. Diminiş. Diminiş mi bu? Evet. Şu çaldığın var ya. Diminiş. Ama aynı zamanda basta hala do olduğunu düşünürsen, bu akoru basarsan do 7 bemol 9 akor olur. Do, basta do yok artık. Yoksa do diyez ya da sol ya da basına göre gene yazarız. Hı-hı. Bu akor 3 diminişte eşit. Tamam. Dolayısıyla bu do diyez diminiş 7 akor. Do diyez diminiş 7. Şu an benim aklımda olan bütün akorların isimlerini tek tek bir güzel editleyip size sunacağım. Bunların hepsinin isimlerine how to play yazıp akorun ismini yazarak bulabilirsiniz. Artık benimle ilgili aradığınız bütün akorlar bu videonun içindedir. Emre abi sana çok teşekkür ederim. Rica ederim. Geldiğin için. Sevgili dostlar, bir videonun daha sonuna geldik. Beynimden dumanlar çıkıyor. Son bir kez motoru kontrol edip hayatıma devam etmem gerekecek. Bu video sadece sizin için değil, aynı zamanda benim için de bir ders niteliğinde oldu. Çok teşekkür ederim Emre abicim geldiğin için. Ben teşekkür ederim. Görüşürüz. Hoşçakalın.